Geçen çamaşır makinesi geçen yıl aldık 3 milyara, bu yıl aldık 9 milyar. Farka bakın. %300. Sömürgeci bir ülke olduğu için, kapitalizm sistemi üzerinde yürütüldüğü için bu kadar basit. Bu krizde mi? Ancak bu iktidar düşerse ancak öyle olur. Savaş politikaları sadece şudur. Kanla üzerinde iktidarda durma çabasıdır. Başka da hiçbir amaç yoktur. Kanla besleniyor. Bu kadar basit. Valla ben de hiç kimse geçinemiyor. Yani şu anda zaten Van'da asgari ücret bile verilmiyor işçilere. Yani insanlara çalışıyorlar 14, 15, 16 saat. 2000, 3000 lira için yani kim geçinecek? Yani şu an mevcut iktidarla, zaten mevcut iktidar bizi bu duruma getirmiş. Yani düzelmesi de imkansız, ben öyle görüyorum yani. Şu anda insanlara sorduğumuzda herkes geçinemiyor. Ama hükümete sorduğumuzda hükümet diyor ki ekonomik kriz yok. İnsanlar güllük gülistan. Yani hükümetin dışarıya bir çıkması lazım. İnsanların görüşlerini bir alması lazım. İnsanlar nasıl bir yaşam sürüyor? Neler yapabiliyorlar? Hayatlarını nasıl sürdürebiliyorlar? Yani ekonomik krizden ülkeler değişimle çıkarlar. Çünkü mevcut hükümet yeteri kadar potansiyelini doldurdu. Yani 3 defa, 4 defa biz bunları yaşadık. Değişim konusunda da hep eleştiri, hep negatif konuşmalar. Bir pozitif nokta göremiyoruz. Mutlaka değişim olması lazım. Değişimin de bir parçası olarak halkın buna etken vermesi lazım. Başta ben bu değişimin bir parçasını oluşturmaya çalışıyorum. Diyorlar ki kriz yok ama kriz var. Çünkü niye dersen çoğu boşanmalar oluyor. Ne bileyim ya, çoğu gençlerimiz hep boşta. Kiralara güç yetmiyor. Yani yemeğe içmeye güç yetmiyor. Bir sıvı yağ olmuş 200 lira. 200-250 lira. Günden güne zam. Biz önceden zamı yılbaşlarına veriyorlardı. Şimdi 2 ayda bir, 3 ayda bir. Yani her şeye bir zam geliyor. Millet artık ağır geliyor milletimize. Vatandaşlarımıza ağır geliyor. Ondan sonra da diyorlar ki açlık diye bir şey yok diyorlar, ama açlık var. Yok diye bir şey yok, var. Türkiye'yi yönetenler, başkanlarımız yani milleti perperişan ettiler. Navemen ders verdiğim demir, halkı cüremeye gelmek. Ya ne geçsin mesela Allah'ınıza? Vallahi açlıktan milletin nefesi kokuyor artık. Geçen sene ben geçen sene lise mezunuydum. Hani hemen günlük, yani mesela okulu günlük 50 TL götürüyordum. Yani yetmiyordu bile. Sadece bir yemek, bir su. Yani bitiyordu. O yıl ücreti falan. Yayan gidiyorum artık. Bu valla doldurdum bu sene. Mecburen iktidarını değiştirecek, ekonomi değiştirecek, onu bekliyoruz. Silahı vereceği parayı yani eğitime, ülkeye yatırsa daha iyi olur. Yani bilmiyorum artık, ne diyeyim artık. Yani milletin kafası artık karışık. Kimse ne düşüneceğini bilmiyor artık. Şu an konuşmaktan bile korkuyorum. Sabah uyandığımda polis kapımda olacak. Yönetimi indirin. Yani oradakini indirin. O koltuktakini indirin. Ondan sonra olacak. Gül gibi geçiniyor. Bak ne güzel giyinmişsin. Demokrasi bir ülkedir. Aç değiliz, susuz değiliz, açıkta değiliz. Namusumuz yerinde, edepimiz yerindedir. Daha ne olsun? Kimse zor durumda değildir. Herkes de zor durumda. Bu abi benim meslektaşımdır. Benim meslektaşım. Yemeği 30 milyona veriyor. 35 milyona veriyor. Doğru mudur? Doğrudur. Bak, bir tablet yemeği 30-35 milyona veren bir adam zarar mı edecek? Zarar ediyor. Niye zarar ediyorsun canım benim? Niye zarar? Sen bir kilo ete kaç porsiyon çıkarıyorsun? Ya sen onu boş ver. Sen gideri sayıyor musun? Ya ben onu konuşacaksın ki. Dayının elektriği yok mu? Elemanı yok mu? Kirası yok mu? Sen her şey 30 lira vuruyorsun. Ya kira yok mu? Sen evin varsa evini kira kaça veriyorsun? Sen evin var kaça kira veriyorsun? Sen evini kira kaça veriyorsun? Bugün 3+1. Abi buna bağlama, ona bağlama, kaça veriyorum? Ben 5 milyar alıyorum. Tamam, 5,5 milyar alıyorum. 5,5 milyar alıyorum. Bir dakika. İşi bana öğretme. Şimdi önemli olan nedir? Bak, bir kilo ete 7 porsiyon yemek çıkar. Tamam, bu adamın gideri yok mu? Dört yüz milyon paraydı. Tamam, bu adam kira, bu eleman çalıştırmıyor mu? Bu kira vermiyor mu? Bu AKP'lidir, bu AKP'lidir, bellidir. Vallahi geçinemiyorum abi. Vallahi ben 1200 elektrik, bak 1200 evin elektriğini ödemişim. Ne yapıyorsun? Şevkali yok, tabii ki oğlu AKP'li var. Kurba bu. AKP'yi çe de hataniz oldu. Vallahi ya. Kuru kadı peygamber adam ama bu kadar geçinmişti mi? Durma da. Sistem değişmesi lazım. Vallahi sistem değişse de her kim gelirse gelsin
Bu en az bak en az 20 yıl Türkiye toparlayamaz. Bu bir gerçektir. Ya hepimiz de biliyoruz. Zaten Türkiye'nin toparlaması mümkün değil. Hav kurun mana. Beş kişi mana. Ama ki ya halkı da. Doğu gaz şunina. Tola kamır komur rabı 10 milyon. Torbe arabı 60 milyon para. Tenikar onu rabı 700 don. Ama şey yaşamış ben. Sabah bu adam Kaçortan yayan gelmiş buraya. Kim sesini duymuş? Konuşuyoruz, konuşuyoruz boştu. Doğru mudur? Hiçbir tanesi işini bırakıp gelmemiş. Her birisi boştu. Sahibi olan adam geçiremiyor. Bugün memur adam geçiremiyor. Yok yok yani. Sesini duyan adam. Sesini duyan olsa. Beş tane götürür. Ne? Yani Recep Tayyip bir tane götürür. Erdoğan boştu. RT diyorsun içeridesin. Kovar mı? Kimse sesimizi duymuyor. Duymadıktan sonra ben hangi konuşayım? Bir senedir boştayım. Lokanta ustasıyım. Ne olacak? Bak ben 36 yaşında bir insanım. Kiracıyım. İki çocuğum var. Buyurun. 5 lira. Ha buyur. 15 lira. Arkadaş ben geçinebiliyorum diyen varsa gelsin burada konuşsun. Sesleniyorum. Kim diyorsa ben geçinebiliyorum yalan konuşuyor. Gelsinler. Seçime bir ay kala gelip buradan nutuk atıyorlar. Dayı gel konuş. Ablacığım seçime bir ay kalıyor tamam mı? Adam geliyor buradan nutuk atıyor. Allah'tan dinden peygamberden geliyor. Milletin nabzını yokluyor. Vurup gidiyor. Burada sorumlu olan biziz. Suçlu olan biziz. Çünkü biz biraz böyle muhafazakar bir kesimiz. Birisi Allah'tan bahsettim hemen su koyuveriyoruz. Ama kimse kendini benliğini düşünemiyor. Gel halkın içine gir. Git. Madem sen ülke büyüğüsün. Madem valisin, milletvekilisin, bakarsın gel benim evime. Gel dolabımı aç, bak bakalım ne var. Gel geçin bu maaşla. 5500 maaş alıyorum ben. Çiğ bir çiğ, fabrikatın ne, iştin ne? Havalem nedir çiğ? Kayış. Abi gencona hamur için almadı kaptı. Kayış. Çiğbeciğim, hadi çiğbeciğim. Hadi çiğbeciğim. Ya şimdi siz sese, hey fabrikatın ne? Ya kapamış gir, hakime gidelim.